Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yenime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün borsaya baktığımızda güzel bir yükseliş vardı. Yükselişle açıldık. 5469'da yukarıda zirve yaptık. 5331 ile de taban yaptık. Evet, dünkü düşüşü Ekrem İmamoğlu'nun davasına bağlayanlar vardı ama ben öyle düşünmüyorum. Bugün yükseldi. Bugün dava sonuçlandı mı, bitti mi? Hayır. Ama bugün o zaman niye yükseldi? Bununla çok fazla ilgili ve ilişkilendirdiğimi kendi adıma düşünmüyorum. Arkadaki tablo soruluyor arkadaşlar. Bu tablo nedir filan diye. Arkadaşlar bu Eros, yani aşk tanrısı, duvara gömülü ve eşimin mozaik çalışması ve duvarda sabit olarak duruyor. Bazı arkadaşlar beğenmiş, bazı arkadaşlar beğenmemiş. Twitter sosyal medyada da sorduğumda da herkes bu şekilde güzel bir görüntü olduğunu söylüyor. O yüzden bu konuda fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi yaptığım işle ilgili çok şey söylüyorum. Selçuk Bey, yaptığınız için nedir? Şu köşede yayınlıyorum. Arkadaşlar bazıları kaçırıyorlar veya yeni abone olanlar var. Finans Sohbet kimdir diye o köşede yayınlamış olduğum videoda var. Bir arkadaş güzel bir eleştiri yapmış. Selçuk Bey, dolar bazlı biz çok iyi yükseldik. Dolar bazlı çok iyi gittik. Ne düşünüyorsunuz diye. Arkadaş, benim düşüncem şu. EYT de çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. EYT'ye karşı değilim. Ancak şuna karşıyım. Eğer EYT'nin kaynağı bulunmazsa bu EYT'ye ödenecek para enflasyon olarak bize yansıyacak. Enflasyon olarak bize yansıdığı zaman da gene bunun faturasını bizler ödeyeceğiz. Yani EYT çıksın çıkmasın demiyorum. Ancak bunun kaynağının ve projeksiyonun ileri vadelere iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmazsa bu yeniden bizim üzerimize çıkacaktır. Bu enflasyon olarak yüzümüze tokat gibi inecektir. Bugün atmış olduğum tweette ne yazıyorum, şu köşede yayınlıyorum. En az 2 yıl TL pozisyonunda kalmam. Çünkü neden? Ben önümüzdeki 5 ayın enflasyonu iniyormuş gibi olacağını, önümüzdeki 5 aydan sonra da bu EYT'nin çıkmasıyla, ki KGF de geliyor 250 milyar TL'lik, ondan sonra Temmuz ayından sonra enflasyonun yeniden yukarıya doğru bir tırmanışla geçeceğini düşünüyorum. O yüzden enflasyon Türkiye'de biraz düşmesi zor. O yüzden 2 yıl boyunca TL enstrümanlarında veya TL bazlı ekonomik ürünlerde, finansal ürünlerde pozisyon açmayı düşünmüyorum. Borsa bence bu kafayla gidilirse, bu gevşek para politikasıyla gidilirse borsa iyi bir yatırımdır. TL bazlı büyük düşüş beklemiyorum. Ama o arkadaş diyor ki dolar bazlı iyi yükselmedik mi Selçuk Bey? Burada şunu anlamamız lazım. Nominal kazanç, gerçek kazanç. Yani değerli abonem çok güzel bir soru sormuş. Yani biz bu noktadan TL bazlı geriye düşmeyiz. Çok fazla düşmeyiz. Ancak şu konuda mevcut ekonomi yönetimini tebrik ediyorum. Yani bu kadar ultra gevşek bir para politikasına rağmen benzin, akaryakıt, mazot ve dolar TL fiyatını çok iyi tutmayı becerdiler. Bu konuda yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Ben bugün ekonomi ve maliye bakanı olsam derler arkadaşlar, herhalde bunu başaramazdım. Yani bu ultra gevşek bir para politikasıyla doları 18.70'te tutacaksınız. İşte benzinde bırakın yükselmeyi, geriye doğru gidenler, mazotta geriye doğru düşen bir fiyatlama yapacaksınız. Gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. Ama beni endişeye gark eden nedir? Bu arkadaşın sormuş olduğu soru. Dolar bazında yükseldik, TL bazında da yükseldik. Ama TL bazında nominal olarak düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir gözlük örneği vermiştim. Şu gözlük 5 liraysa 3 yıl sonra 15 lira olması bu gözlüğün pahalandığı anlamına gelmez. Ancak dolar yerinde durmayıp yukarı doğru giderse endeks dolar bazlı düşmüş olur. Burada kabul ediyorum. Yani 18.70'te değil de diyelim ki 25 liraya gitti dolar. O zaman ne olur? Eğer siz aynı TL'de kalırsanız aslında siz aynı yerde kalmanıza rağmen, mesela Akbank takip ettiğim için söylüyorum. 19.70 Akbank. Şimdi Akbank 19.70, dolar 18.70 ise Akbank ne oluyor? 1.15 dolar oluyor. Ama 25 liraya çıkan bir dolarda ne olur? 19.70 bölü 25 dersek 0.78, 0.79 dolar olur. Yani 1.15'ten 0.79 dolar düşer. Endeks de bu şekilde düşer. Tamam, bunu kabul ediyorum. Dolar bazlı bir düşüş olabilir. Ancak TL nominal bazlı bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok ultra gevşek bir TL politikası gidiyoruz. Nominal kazanç kazanç değil mi? Ben şunu, en azından nominal kazanç enflasyona karşı bir kazançtır. Enflasyona karşı paranızı koruyorsunuz demektir. Yani bugün 1 milyon liranız olsa, enflasyon bu 1 milyon liranızın 4 milyon yapmıştı 3 yılda. Ama siz faize yatırsaydınız 1 milyon 400 bin olurdu. Ancak borsa yatırdığınızdan dolayı 1 milyon 4 milyon oldu. 1 milyon 4 milyon oldu ama bu reel anlamda bir para kazancı mı? Hayır. Enflasyona göre %85, %80, 2-3 yıl öyle koyduğunuzda zaten 1 milyon 4 milyon lira olur.
O yüzden ben nominal kazanç bile olsa enflasyona karşı en iyi hedge mekanizmasının yine borsa olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, lafı fazla çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir grafiklere bakalım. Yine bugün 17.45 saat borsa bitmeden çekiyorum ama bunun editi, montajı, uploadu falan sizlerle çok geç birlikte oluyoruz. O yüzden fazla geç kalmamak için şimdiden bir 15 dakika önceden videomu hazırlıyorum. Bir grafiklere bakalım, ondan sonra tekrar dönelim arkadaşlar. Borsa İstanbul burası arkadaşlar. Şurası neydi? 5302. Biz ne demiştik? 5302 şurada bizim yatay desteğimiz ve Fibonacci aynı zamanda. Gerçekten de şuraya kadar bir, şu fiyatı biraz daha zoomlayayım, bir kar satışı oldu. Kar satışını geçti, bir düzeltme oldu. Ben ne dediydim arkadaşlar? Eğer kar satışı veya düzeltme olursa kenardaki TL'ler açısından pozisyon almak için iyi demiştik. Ne oldu? Buradan sonra hop yukarıya doğru açtı. Yukarıya doğru gittik. Nereye gideceğiz? Şu trend kendine doğru çekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi şu şekilde baktığımızda 21 günlük hareketli ortalama üstündeysek tadından yenmez. Evet, üstünde kapatıyoruz. Süper trend biraz daha yukarıda arkadaşlar. Sat sinyalinde şuraya kadar gelmişiz. Yani burası bir direnç bölgesi. 5482'nin bir direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 5483'ün. Eğer 15 dakika içinde bunu kırıp da üzerine atarsak harika bir yerlerde kapatıyoruz. Ancak şu 5483'ü geçmeden borsada yeniden yükseliş var demek zor arkadaşlar. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım. Yani dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince sizleri, gündemi, borsayı yorumlamaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Ne demiştim ben size? Eğer elinizde TL pozisyonunuz varsa bir kar satışı olur veya kar satışını geçer, risk algınız küçülür, düzeltmeye doğru giderse, düzeltmeden sonra TL paranızla yani hissede pozisyon almak mantıklı. Ve ne oldu? O günden sonra, o 5302'den sonra borsa yukarıya doğru yükseldi. Eğer yedek akçelerle aldıysanız o düzeltmelerde, buralarda yedek akçeleri yeniden yerine koymak için de iyi yer. Yani o dediğim süper trendin o noktasını geçer geçmez onu bilemiyoruz. Ancak yedek akçelerinizi aldıysanız tekrar o yükselişten faydalanıyorsunuz. Kâr cebe yakışır diyorsunuz ve yedek akçenizi yanınıza koyuyorsunuz. Ha, %100 işlem yapılır mı? Hayır. Yukarıya da gidebilir. Her zaman ne diyoruz? Yukarıya gitmek için satacak olan malın olsun. Aşağıya geldiğinde de alacak TL'n olsun diyoruz arkadaşlar. Bir de stop loss söyleniyor arkadaşlar. Stop loss Selçuk ve stop loss'u çalışmıyor muyuz falan. Çok kısaca ona da değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben stop loss'ta inanan bir insan değilim arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. İşte stop loss'lu çalışsak biz zarar etmez miydik Selçuk Bey? Ya arkadaşlar şimdi ya size adam stop loss manyağı yapar. Bak bu kadar açık söylüyorum. Diyelim ki 7 lirada destek var. 7 liraya gelince siz stop loss'unuzu yazıyorsunuz. Bakın 7 liraya diyorsun ki 7 liraya gelirse arkadaşlar benim 100 bin not malım var. Ben bu 100 bin notumu verir satar çıkar giderim. Siz oraya satışı yazdığınız zaman zaten zincir emiri yazdığınız zaman algoritma onu görüyor. Veya tahtacı onu görüyor. O 100 bin notu görüyor. Eğer tahtacı yukarıya vurmak istiyorsa tahtayı zaten burada size bir ayı tuzağı kurar. Gelir 6.99 yapar. 6.99'u gördüğünden dolayı siz 7.00'a stop loss yazdığınızdan dolayı, satış yazdığınızdan dolayı 6.99'u gösterir algoritma. Elinizdeki 100 bin notu alır 7.10'a getirir. O bir dakika sonra. Ne yapacaksın? Sen ne yaptın? Sen zaten anlayana kadar malını aldı 7.00'da 7.10'a getir. 7.10'da alacaksın mı? Diyelim ki 7.00 destekti. Desteği geçti. 7.10'da aldın tekrar. Sonra tekrar 7.00'a tekrar yazdın. Yukarı giderse alacak ama 7.0'a tekrar stop. Adam aynısını gene yapar. Yani gene 6.99'a gidiyor. Sana orada 10 kademe zarar ettir. Yani stop loss manyağı yapar. Şimdi bir daha yukarı vurdu. Alacaksın mı? Aşağı geldi satacaksın mı? Yani ben şunu diyorum. Arkadaşlar bir hisse aldığınızda satma amaçlı zaten almamanız lazım. Yani siz ben buradan alayım da ben buradan satarım diye aldığınız şey zaten pahalı alıyorsunuz demektir. Veya orada bir sıkıntı var demektir. Ancak stop loss koyduğunuz yeri de tahtacın ve algoritmanın gördüğünü ve ona göre işlem yaptığını da unutmamak gerekir. Yani ben genelde %80, %90 aktiften işlem yaparım. Hiç bir alt kademedeki pasife bile işlem yazmam. Çünkü algoritmayı yenmek gerçekten çok zordur. Lafı fazla uzatmayalım değerli arkadaşlar. Yine birlikte oluruz, konuşuruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar diliyorum. Gerçi daha var ama olsun. İnşallah memleketimize, milletimize, vatanımıza, insanlarımıza, çocuklarımıza, herkese hayırlara vesile olur. İyi akşamlar, görüşmek üzere.